Sessizlik, rahatlama, zerafet. Tokyo'da bir kaplıca merkezindeyiz. Bu Japon kaplıcasının özelliği ısıtılmış yeraltı suyunda yıkanmak. Japon milli handbol takımının baş antrenörü bu kaplıca merkezinde biraz rahatlamaya çalışıyor. Dagur Sigurdsson'un büyük bir amacı var. Japonya handbol takımını Tokyo 2020 olimpiyatlarına hazırlıyor. Bunu 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Alman milli takımının baş antrenörü olarak gösterdiği başarıdan sonra yeni bir meydan okuma olarak görüyor. İzlandalı antrenör Japonya'da daha önce de profesyonel oyuncu olarak bulunmuş. Bence Japonya inanılmaz derecede güzel bir ülke. Her zaman geri gelmek istedim. Bu fikirden asla tamamen vazgeçmedim. Böyle bir fırsat vardı ve benim için çok ama çok iyi bir seçenekti. Bunun kendi hayatım, ailem ve hayat kalitem açısından iyi bir karar olacağını biliyordum. Kaplıca, şehrin karmaşası başlamadan önce adeta sessiz bir sığınak. Sigurdsson, Japonların nezaketi, detaycılığı ve sakinliğinin yanı sıra şehirdeki hızlı hayatı da oldukça seviyor. Japonların zengin kültürü Kyoto'da kendini gösteriyor. Bütün bu tapınaklar benzersiz. Binlerce yıl bu kadar iyi korunabilmiş olmaları inanılmaz. Ve kimono giyen şu kadınlar. Kyoto'yu ziyaret etmek, antik bir dünyaya adım atmak gibi. Her yer bir kartpostal gibi. Kyoto, binden fazla Budist tapınağına, Shinto mabetlerine, saray, tiyatro ve bahçelere ev sahipliği yapıyor. Kiraz çiçeği ağaçlarının açtığı Mart ayında ise şehir daha ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İnsanlar kiraz ağaçlarının altında toplanıyor, geleneksel Japon yemekleri yiyor, bira ve sake içerek ilkbaharın başlangıcını kutluyorlar. Kyoto'nun Gion bölgesinde ziyaretçiler gerçek bir geisha ile karşılaşmayı umuyor. Ancak ne yazık ki geishalar ulaşılmaz olmaktan hoşlanıyorlar. Sizin için 2 saat dans etmesi ve şarkı söylemesi yaklaşık 500 euroya mal oluyor. Bir geisha olabilmek için yıllarca güzel sanatlar okumak gerekiyor. Bu sebeple geishalığı meslek olarak seçen kadınların sayısı gün geçtikçe azalıyor. Tokyo zengin bir mutfağa sahip. Ünlü Japon yemeği sushi bu balık marketinde özenle hazırlanarak sunuluyor. Etrafına bak, balık marketindeyiz. Burayı seviyor musun? Rüya gibi. Bakalım burada ne varmış. Her tür sushi var. Ya. Haydi içeri girelim. Hadi siparişi sen ver. Bu çok iyi. Buradaki her şey çok lezzetli. Ortaya hepsinden biraz istiyoruz. Lütfen. Ben her tür sushi'yi seviyorum ve bu yüzden karışık tercih ediyorum. Ton ve yılan balığı favorilerim arasında. Burada aşçıları gözlemleyerek yemek harika bir şey. Çok güzel. Bence onlar sanatçı. Tarih kokan, enerji dolu ve kartpostal tadında Japonya'yı Dagur Sigurdsson'un gözünden izlediniz.